İki gündür ekranlara getiriyoruz. Türkiye'nin konuştuğu Sıla Şentürk cinayeti var sırada. 16 yaşındaki Sıla, 21 yaşındaki eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından babaannesinin evinde feci şekilde katledildi. Önce Sıla'nın zorla nişanlandırıldığı ve cinayetin bu nedenle işlendiği iddia edildi. Ancak Aile Bakanlığı o iddiayı yalanladı ve cinayetle biten süreci en ince ayrıntısına kadar paylaştı. Katili Sıla'yı şikayetini geri çekmediği için katletti. Giriş açalım. Aç şurayı. Daha 16 yaşındaydı. Ömrünün baharında eski nişanlısının kurbanı oldu. Sıla'yı ölüme götüren o süreçte yaşananlar kan dondurdu. 16 yaşındaki Sıla katiliyle 2 yıl önce staj için kurulan bir WhatsApp grubunda tanıştı. İkili arkadaş oldu. Ancak Sıla bu ilişki için ailesinden onay alamadı. İddiaya göre üstüne bir de şiddet gördü. Bir süre sonra da Hüseyin Can Gökçek'le birlikte kaçtı. Ailesi şikayette bulununca güvenlik güçleri iki kaçağı buldu. Sıla Şentürk bakanlığın koruması altına alınırken Gökçek ise çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sıla birkaç hafta sonra kendi isteğiyle ailesinin yanına döndü. Devam eden istismar davasında aile Gökçek'ten şikayetçi olurken kız çocuğu şikayetini geri çekti. Hüseyin Can Gökçek mahkemeye %50 engelli olduğuna dair rapor sundu. Sıla da şikayetçi olmadığı için mahkeme Gökçek'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Kız korumadan alınıyor aile tarafından. Şikayetten vazgeçiliyor. Hüseyin çıkıyor hapisten. Hüseyin Can Gökçek cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gitti. İddiaya göre Sıla da peşinden Ankara'ya gidip bir ay boyunca onun yanında kaldı. Sıla'nın ailesi kızlarını eve geri getirebilmek için Hüseyin'le evlendireceklerini söyledi. İkiliyi ikna edip Giresun'a getirdiler ve aileler arasında nişan yaptılar. Gökçek nişandan sonra Ankara'ya döndü. Ve bu kez de aralarında kıskançlık tartışmaları başladı. Cinsel istismar davasının bir sonraki duruşmasında Sıla'nın ailesi Gökçek'ten tekrar şikayetçi olunca da nişan bozuldu. Ancak Sıla Hüseyin'den şikayetçi değildi ama ailesiyle de kalmak istemiyordu. Ailesi Sıla'nın yeniden evden kaçma ihtimaline karşı yeni bir koruma kararı alınmasını istedi. Sevgi evlerine yerleştirilen Sıla, geçtiğimiz Aralık ayında dilekçe verip Hüseyin'den yeniden şikayetçi oldu ve bir kez daha ailesinin yanına döndü. İşte korkunç cinayet adım adım böyle geldi. Katil Hüseyin Can Gökçek olaydan bir gün önce Giresun'a geldi. Araları bozuluyor, tehditler oluyor. Ankara'dan geliyor, burada bir gece otelde kalıyor. Sabah 8.30'da taksi tutuyor, bildiği için burayı geliyor. Sıla'nın yanında kalan babaannesi evine gidince Azrail'i geldi. İkili mahkeme konusunu konuştu ancak Sıla şikayetini geri çekmeyeceğini söyledi. Hüseyin Gökçek şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz deyip mutfağa girdi. Eline geçirdiği bıçakla Sıla'ya saldırdı. 16 yaşındaki kız kanlar içinde yere yığılırken katil bıçağı evin içine atıp kaçtı. Kızımızın babası denizde balıkçı, annesi işte, küçük kardeş de okulda olduğu için felçli babaannesiyle beraber evde kalıyor. Babaannesi müdahale edemiyor ve kızımızı evin üst katında bunlarca boğazını keserekten katlediyor. Ordu Giresun Havalimanı'nda yakalanan Gökçek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde şikayetinden vazgeçmeyen Sıla'nın sosyal medya üzerinden başka biriyle yazıştığını iddia eden Gökçek, "Bu nedenle sinirlendim ve Giresun'a geldim. Konuşmak istedim ancak tartıştık. Sonra olayı gerçekleştirdim." dedi. 10 suçtan sabıkalı olan katil çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve Sıla'nın cenazesi helallik alınması için baba evine getirildi. Yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğulurken ailesi sinir krizi geçirdi. Çocuğum sen nasıl yakıştın bunlara yavrum? Nasıl?
nasıl gidiyorsun? Arkana bakmadan yavrum. Arkana bile bakmıyorsun. Ne oldu demiyorsun ağlacığım? Sıla kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.